Bir bitki var. Bu da Afrika'nın, yine Afrika'da, hep Afrika'dan geçiyoruz. Kaynaklar oradan. Evet. Yani her bitkinin yetiştiği vatanı vardır. Evet. Türkiye'de birçok ıtır türü var. Pelargonium Latincesi. Dünyada 1050 çeşit ıtır yetişir. Bunlardan sadece ikisi tıbbi maksatta kullanılır. Pelargonium zidoides, Pelargonium reniforme. Bu iki bitki de Afrika'da yetişir. İngiliz asıllı Christian diye bir şahıs burada araştırma yaparken, işte safari nedeniyle yaralanıyor, sonra hastalanıyor. İşte öldü, ölecek derken buranın yerli kabilesi, Zulu kabilesi, bu bitkinin kökünden yaptıkları çayla hastayı tedavi ediyorlar. Aa, diyor ki ya ben ölümden döndüm, beni neyle, nasıl iyileştirdiniz? Diyorlar ki bu bitkinin köküyle. Aa, çok güzelmiş bu, diyor. Ve bunu İngiltere'de satışa sunuyor. Binlerce hastayı, verem hastasını, bronşiti, astım, sinüzit, faranjit, hepsini tedavi ediyoruz ki. İngiliz tabipler odası diyor ki, aa, bu adam şarlatan. Hemen ürünlerini yasaklıyorlar, adama hapis cezası veriyorlar. Evet, İsviçreli Doktor Allen işe uzmanca gidiyor, klinik araştırmaları yapıyor. Bunun markasını yapıyor ve tabii doktor olduğu için, klinik araştırması yaptığı için ona engel olamıyorlar. Şimdi günümüzde ıtır, yani Pelargonium zidoides, Pelargonium reniformeden elde edilen ıtırla 50 bin çocuk üzerinde tedavi denemesi yapılmıştır. Bronşit, akut bronşit, sinüzit, faranjit gibi nefes yolları rahatsızlarına karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Almanya, Rusya başta olmak üzere 50 bin çocuk, Avrupa ülkelerinde 50 bin çocuk üzerinde bu Afrika ıtırından elde edilen damla, draje, kapsül ve şuruplarla tedavi yapılmıştır, edilmiştir hastalar. Bununla ilgili klinik araştırması var. Elimizde belge var, bilgi var. Burada yazıyor. Itır. Evet, yine sizin kitabınızda yok, yok zaten maşallah. 300 kolay bir iş değil bu kadar, evet, kitabı yazmak. Afrika ıtırıyla ilgili, evet, çok büyük klinik araştırmalar yapılmıştır. Bu deneyler çok eskiye dayanır. Çok güzel. Yani Profesör Doktor Reitman, Alman asıllı. Profesör Doktor Zeşenge, İngiliz asıllı. Yüzlerce hastayı tedavi etmişlerdi. Biz bunu geliştirdik. Nasıl geliştirdik? Şimdi mesela akut bronşite karşı, sinüzite karşı etkili olan başka ne var? Kekik var. Türkiye'de 52 çeşit kekik yetişir. Sadece biri şifalı. Yani diğerleri de şifalı da etkisi çok çok az. Hangi kekik? Tümus vulgaris Latincesi. Bahçe kekiği. Bu bahçe kekiği bronşite, astıma karşı etkili. Etki alanları biraz farklı. Kekik, bronşit, astıma, ıtır, sinüzit, faranjit ve bronşite, kuru oksijene karşı etkili. Bununla da ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Bir beyefendi geldi Eyüp'te. Gece öksürüğe başlıyor saat 3 gibi. 30 yıl sigara içmiş. Öyle bir rahatsızlığa yakalanmış ki gece saat 3 dedi mi kurulmuş saat gibi öksürmeye başlıyor. Öksürmeye başladığı zaman kendi uyandığı gibi bütün aile uyanıyor. Uyamıyorlar. Bir gün, iki gün değil. Yani yıllarca böyle. Ne kullandıysa fayda etmemiş. Sabah kalkmış, televizyona bakarken uyuyamıyor tabii. Aa, beni görmüş. Demiş ki şu adamın yanına gideyim. Geldi, konuştuk. Tamam, problem değildim. İksir, aloe vera jel, ıtır forte, kekik forte. Efendim, bronşit çayı, enfeksiyon çayı. İyi. 15 gün sonra geldi. Ben artık bir şey kullanmıyorum. Ne oldu dedim. Hiçbir şeyim kalmadı. Ya olsun, işte bağırsakla bu kadar sigara içtiniz. Akciğerler zif gibi olmuştur. Temizlenmesi gerekir. Değil mi? Bir insan, bir kişi bir yıl sigara içse
bir bardak dolusu zift akciğerlerine yerleşir. Siz 30 yıl sigara içmişsiniz. Akciğerleriniz zift gibidir şimdi. Simsiye olmuştu. Yok yok, çok çok iyiyim biz. Hiç gerek yok. Bu bana yeter dedi. Rahatsızlanırsam 10 yıl, 15 yıl sonra yine gelirim. Ama yanlış. Aslında 15 günde iyileştiysen hemen bırakmamak gerekir. Çünkü 6 ay, 1 yıl, 2 yıl sonra tekrar nükseder. Akciğerdeki tamamen bu zift atılmıyor. Bu kadar sigara kullanıyorsunuz. Sigaranın birleşiminde sadece katran yok ki. Mesela polonyum 210 var. Radyoaktif bir madde. Sigara içenin akciğerine bu polonyum 210 yerleşiyor. 15 yıl çevredeki hücrelere ışın yayıyor. Tahriş ediyor, tahrip ediyor, yakıyor. Yani bir sigara içse kişi 15 yıl onun akciğerleri yavaş yavaş yanıyor. Sihirliyor. Kadmiyum var sigarada. Kadmiyum bitkisi dediniz tütüne. Çünkü tütün çevresindeki bütün kadmiyumu emer böyle sünger gibi. Kadmiyum. Kansere sebep olur. Yani ağız, dudak, efendim, boğaz, yutak ve akciğer kanserinin %98'ini sigara tetikler. Ama biz sigara içmekten maşallah dünyada rekor kırıyoruz. Vazgeçmiyoruz. Ve geliyorlar bana, sigara içebilir miyiz? Ya ofiste içme, balkonda iç. Ya ben burada içebilir miyim? Ya öyle sigara hastası insanlar var yani maalesef. Bilmelerine rağmen hala kullanıyorlar. Bu tür rahatsızlara karşı, sinüzite karşı, sinüzit faranjite karşı ıtır dünyada en etkili bitki. Bununla ilgili klinik araştırmasında belge var. Sinüzit için de mi aynı ilaç geçerli? Evet. Sinüzit de çok önemli çünkü sonrasında devamında migren geliyor. Ha, tedavi edilmezse. Evet. Bu sinüs boşluklarını temizler. Kullandıktan birkaç hafta sonra akıntı olur. İçeride ne varsa. Geçen biri aramış bana diyor ki, aa hocam çok burnu akıyor işte falan. O sıkın, aksın. Ne olmuş amaç yani? O. Akmasa orada kurusa ne olur? Allah korusun. İleride daha büyük problemleri tetikler. Ha ben Almanya'dayken şimdi bir hastanede kalmıştım bir ara. 8. kattayım. Biz aşağıda ameliyat oluyormuş. Yani bodrum kat ikinci B2. Yani iki kat yerin dibinde ameliyat oluyor. Biz o ameliyattaki vatandaşın bağırması, çağırması, acısını, feryadını duyuyorduk. Çünkü narkoz işlemiyor. Sinüzit o kadar kemikleşmiş ki burasını böyle çekişle, muşla kırıyorlar. Yani o gün. Yani başka bir yolu yok. Kemik gibi olmuş iltihap içeride. Narkoz falan işlemiyor. Bas bas bağırıyor vatandaş. Ta aşağıda 10 kat yukarıdan duyuyor. Ne oluyor dedik? Ameliyat var. Olsun ameliyat olsun ne olacak yani? Narkoz işlemiyor. Burasını kırıyorlar. Eskiden şimdi teknoloji gelişmiştir inşallah. Farklı yöntemler. Evet yani. Oradaki iltihabı almak için orası çukur kalıyor tabii. Estetik ameliyat olmazsa sinüzitte hemen böyle şey yapmamak gerekiyor. Bir cilt tatan diye bir bitki var. Bu da sinüzite karşı etkili ama ayar yapılmazsa burun kanamasına sebep olur. Bazıları bunu ayarlamadan alıp kullanıyorlar. Cilt tatan. Bunun ayarı yapılması gerekir. Belli bir oranda kullanmak gerekir. Aksi takdirde burun kanamasına sebep olur. Fakat ıtırın böyle bir yan etkisi yok. Tamamen doğal kullandığı zaman sinüsleri boşaltır. Sinüzit varsa zamanla orta kulak iltihaplanması da olur. Orta kulak iltihabı eğer ki orta kulak iltihaplanması tedavi edilmezse iç kulağa zarar verir. İç kulağın içerisindeki salyangozun içinde tüysüz hücreler var, silar selin dediğimiz. Dışarıdan gelen ses dalgası kulak zarından örs çekik yüzen giden kemiklerle salyangoza iletilir. Salyangozun içinde tüy şeklinde hücreler var. Bunlar bu dışarıdan gelen ses dalgasını beyne iletir. Tüysüz hücreler yıpranırsa, deforme olursa kulak çınlaması başlar. Bu da çok büyük bir problem, kulak çınlaması.
birçok insanda kulak çınlaması, sinüzit kulak çınlamasını tetikler. Faranjit tetikler. Yani hep birbirini tetikler. Rahatsızlar tedavi edilmezse. Benim oğlum, küçük oğlum hastalanmıştı. Kulağı ağrıyor. Çocuk doktoruna götürüyorum. Anlamıyor. Bir şeyler yazıyor. Faydası olmuyor. Ona götürüyorum, buna götürüyorum. Yedinci çocuk doktoru dedi ki, orta kulaktan boğaza açılan östaki borusu belli bir noktada daralıyor. Buradaki iltihabı doktor baktığı zaman görmüyor. Taş gibi oluyor. Soğuk havalarda sertleşirse sinirleri sıkıştırıyor, kulak ağrısına sebep oluyor. Ben ona karşı çok özel bir ozon yağı geliştirdim. Sürdüğünüz zaman iltihap akıyor, problem geçiyor. Evet hocam, bugün de programımızın sonuna geldik ne yazık ki. Artık yarın diğer bir konuyla devam edeceğiz. Değerli izleyenler, programımızı burada bitiriyoruz. Yarın sabah saat 9.30'da biz yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.